Hazır mıyız abi? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son derece üzgünüm. Sakarya milletvekiliyim. Sakarya'da biliyorsunuz hepimizi dehşete düşüren bir fabrikada bir patlama oldu. Ve orada 7 kardeşimizi maalesef kaybettik. Onlarca da yaralı vardı. Az önce hem Sayın Valimizle hem de Cumhuriyet Başsavcımızla bir görüşme yaptım. İçişleri Bakanı da şu anda Sakarya'ya gidiyor. Yaklaşık 3-4 gündür İstanbul'dan ve Ankara'dan gelen patlayıcı uzmanları bölgede çalışma yapıyormuş. Ve Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza bu bölgedeki patlayıcıların bir araya getirilip ya da o bölgeden uzaklaştırılıp imha edilmesi gerektiğini ifade etmişler. Bunun için de en uygun yerin Sakarya'da Taşkısır denilen bölgedeki taş ocaklarında imha edilmesinin doğru olacağını söylemişler. Yaklaşık 3 günden beri buradaki patlayıcılar bir kamu kuruluşuna ait olan bir kamyonla bu bölgeye taşınıyor ve orada imha ediliyormuş. Maalesef bugün bu kamyonlardan bir tanesi Taşkısır'daki imha bölgesine girdikten sonra boşaltma anında patlamış ve 3 kişi hayatını kaybetmiş. 9 kişi ağır, 9 kişi yaralı, biri de ağır Kocaeli Araştırma Hastanesi'ne gönderilmiş yanıkla ilgili olduğu için. Gerçekten çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İhmaller zincirinden kaynaklanan bir patlamadan sonra bu konuda uzman olan kişilerin gözetiminde yapılan patlayıcıların imha edilmesi esnasında nasıl böyle bir şey gerçekleşti bilemiyorum. İçişleri Bakanı'nın şu anda Sakarya'ya doğru hareket ettiğini öğrendim. Ben de bu basın toplantısını yaptıktan sonra Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan ve hukukçu olan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Uğur Bayrak Tutuan'la birlikte daha önceden de bölgeye birlikte gitmiştik. Kendi bölgeme intikal edeceğiz ve orada konuyla ilgili daha derin bir araştırmada bulunacağız. Şehitlerimize sahip çıkacağız ve gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra tekrar Ankara'ya geleceğiz. Devleti yönetmek bir liyakat meselesi değerli arkadaşlar. Her konuda insanlarımızın önce insan hayatını göz önüne alarak hareket etmesi gerekiyor. Hiç kimsenin keyfi bir davranış içerisinde olmaması lazım. Gidenler canlarımız. Anneleri var, babaları var, evlatları var, eşleri var, hayatları var. Her birisi bir ekmek kavgası veriyor. Bunun için her işi çok dikkatlice liyakat sahibi insanlar tarafından gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. Umut ediyorum ki inşallah Allah bir daha böyle üzüntü verici kazaları başımıza getirmez. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda konuşulan konu barolar. Biz barolarla ilgili ne diyorsak o oluyor arkadaşlar. Biz neden şimdi bu barolar yasası gündeme getirildi demiştik. Nedeni belli. AKP iktidarı yapılan anketlerde büyük bir çöküş yaşıyor. Moral bozukluğu içerisindeler. Ülkeyi yönetemiyorlar. Ülke yönetimi maalesef savruluyor. Ekonomi çıkmaz içerisinde. Devlette az önce de ifade ettiğim gibi liyakat bitmiş. İktidar artık gözünü karartmış. Muhalif kim varsa ya zindanlara gönderiyor ya da karşı ses çıkartan her yapıyı cezalarla, tehditlerle parçalamaya, yok etmeye çalışıyor. Çoklu baro bu ülkede kutuplaşma, bölünme yaratır demiştik. Sözlerimizi AKP Grup Başkan Vekili doğruluyor. Diyor ki
bölünsün diyor. Ben kendi sözlerini aynı şekilde okuyorum. Bu kanun teklifi geçerse PKK ve FETÖ örgütleri tutar baro kurarmış. Kursunlar. Kanunlar çerçevesinde suç işleyen kim varsa zaten bunun bedelini ödeyecek. Kim ne yapıyor görelim, kursunlar diyor. Ne diyor grup başkan vekili? PKK, FETÖ örgütleri baro kuruyorlarsa bu bizim çıkarttığımız yasayla kursunlar diyor. Aslında biz buna karşı çıkıyorduk, onlar teyit ettiler. Tıpkı daha önce yaptıkları yanlışlar gibi. Çözüm süreci dediğimiz süreçte de böyle bir yanlışla yönettiler. FETÖ ile ilişkileri böyle bir yanlışlık içerisindeydi. Ama görülüyor ki hala ders almamışlar. Kimin neler yapabildiğini görmediniz mi diye soruyorlar. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir kindir? Nasıl bitmeyen bir kindir ki hala bunu sürdürüyorlar? Barolarla ilgili baro başkanlığı yapmış, yıllarca avukatlığın içerisinde olan, barolarla ilgili maddeler konuşulurken bir AKP milletvekili çıkıyor ve aynen şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu için aldığı haksız mahkumiyet kararını alkışlayan barolara şahit olmadık mı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı 6 ay bilemedim ne kadar yatıyor, 5 ay 6 ay bir mapur cezası görmüş şiir okuduğu için. Ya sen şiir okuduğun için böyle oldu da sadece yazı yazdığı için, sadece ülkenin hakkını hukukunu koruduğu için, sadece gazetecilik yaptığı için onlarca kişiyi zindanlara atıyorsunuz. Bu ülkede gerçekleri söylediği için milletvekilleri zindanlarda, bu ülkede doğruları söyledikleri için akademisyenler içeride. Allah'tan hiç mi korkunuz yok? Sadece içinizde biriktirdiğiniz öfkeyi ve kini, iktidarı bırakmak istemeyişinizin bir bedeli olarak Türkiye'yi bu kadar zarara uğratmak, barolarla ilgili kararları almak, güvenlik soruşturmasını çıkartmak, sosyal medyaya tamamen bir kelepçe geçirmek, ekranları karartmak, insanları zindana atmak, tutuklamak, bu öfke bitmeyecek mi? Bu kin bitmeyecek mi? Türkiye'nin ihtiyacı olan bunlar değil. Türkiye'nin ihtiyacı olan doğru yönetilmek değerli arkadaşlar. Türkiye doğru yönetilmek istiyor. İnsanlarımız çocuklarını okutuyorlar. Onlar iş bulmak istiyorlar. Evlerine aşk götürmek istiyorlar. Huzur içerisinde yaşamak istiyorlar. Artık yorulduk ölüm haberlerinden. Artık yorulduk öfkeden, kinden. Artık yorulduk ayrıştırmadan. Artık yorulduk kavgalardan. Artık bu güzelim ülkede barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Mutluluk içerisinde yaşamak istiyoruz. Doğru yönetilmek istiyoruz. Ölümler olmasın, cenazeler kalkmasın istiyoruz. Türküler duymak istiyoruz. İnsanlar birbirlerine ayrışmadan birbirleriyle selamlaşsın istiyoruz. Değerli kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizim adını almak istemediğimiz ve devamlı mücadele ettiğimiz örgütlerle yan yana getirmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok bu sözler Milliyetçi Hareket Partisi tabanını üzüyor. Sizin bugün birlikte olduğunuz iktidar milliyetçiliği ayaklar altına alan kişiler değiller mi? Süleyman Şah Türbesi'ni apar topar kendi vatan toprağımızı kaçıranlar değiller mi? Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekenler değiller mi? Öcalan'la baş başa oturup Kürt meselesine çözüm arayacağız deyip hendeklerin kazılmasına, orada onlarca askerimizin
şehit olmasına sebep olanlar değiller mi? Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenden aranan kardeşini belediyelerde 3 oy alacağız diye TRT'ye çıkartan kişiler bunlar değiller mi? Şehit aileleri ve gazileriyle ilgili toplanan yardımların üzerine oturan, hakkını arayan gazileri joplatan, dövdürten bunlar değiller mi? Habur sınır kapısında çadır mahkemeleri kurup da terör örgütünü Türkiye sınırları içerisine aldıran bunlar değiller mi? Siz demediniz mi Sayın Bahçeli? Her vatan evladından cumhurbaşkanı olur ama Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz diyen kişi siz değil misiniz? Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kaygı yaşamanıza gerek yok Sayın Bahçeli. Cumhuriyet Halk Partisi her zamankinden daha fazla, daha örgütüyle birlikte iktidara doğru yürüyor. Ancak dağılmakta olan maalesef Milliyetçi Hareket Partisi tabanı. Asıl sizi endişelendirmesi gereken budur. Bugün durduğunuz yerden dolayı üzgün olanlarsa Milliyetçi Hareket Partili ülkücülerdir. Ülkesini seven, milletini seven, bayrağını seven herkes bu iktidarın yaptıklarına karşıdır. Onun için biz tartışmaları büyütmek değil, biz bu ülkenin gerçekleriyle ilgili her konuyu oturarak, anlaşarak çözüme kavuşturmak istiyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi yönetmek, büyütmek, insanları huzur içerisinde yaşatmak istiyoruz. Amacımız budur. Bunun için mücadele ediyoruz. Er ya da geç milletimiz kendi içerisinde ülkesini yönetecek olan gerçek siyasi partileri iktidara getirecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Baro başkanları bu kez mecliste değil Kulu Park'ta nöbette olacaklarını söylediler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde ağırlarına gidiyorlardır. Kendi ülkelerinde kendi meclislerinin kapılarının önünde bekletilmek, başka sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, meclis başkanının seçilmesinden dolayı tebrike gelen kişiler, akın akın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerken, çoklu baro diye ucube bir yasanın çıkartılma anında kendi hakkını, hukukunu korumak isteyen baro başkanlarının meclis kapısı önünde düşürdükleri durum, kendi meslektaşlarının itibarı açısından da üzüntü vericidir. Bunun daha fazla sürdürülebilir olmasını endişe içerisinde izleyen baro başkanları kendilerine böyle bir yolu tercih etmiş olabilirler. Teşekkür ediyorum.